ilk yaptığımızda hata verdi. Hata vermesinin sebebi şurası boşluksuzdu. Çünkü XAML parser'ı bunu okuduğu zaman, işte Raider bunu okuyup parse etmeye çalıştığı zaman bunları birleştirmeye çalışıyor. String haline getiriyor, XML'e dönüştürüyor filan. Sen bunu boşluk bırakmazsan alttakiyle birleşir, mantıklı olmaz. O yüzden hata oluşturur. Şimdi çalıştırıp burada bunun XML modeline bakacağız. XML çıktı sıra. Gel buraya. Geliyor, geliyor. Gereksizleri bekletti. Buraya gelmeden çalışamazsın ki. Demek ki doğru yerden çekmiyor. O zaman yine bizim dinozor ekledim. Burada XAML artık var, yukarıda oluştu. Şuradan XAML Visualizer'ı açıyorum. Bana XAML çıktısı olarak dönüyor. Bunu şöyle düşünün. XAML Serialization yaptıysanız, bunun ne olduğunu anlarsınız. Bir .NET sınıfını, kullanıcı sınıfı vesaire ne olursa olsun XAML'e dönüştürmek için serialize etmen lazım. Bunu da string'e atarsın. Yani XML'i dönüştürür, propertileri, sınıfı, veriyi. String'i atarsın, string'i de sonrasında deserialize işlemine tabi tutar. Tekrar sınıfa yapıştırırız, dönüştürürüz. Bu da bu mantıkta. XML yapıyı görebiliyorsam bu doğru bir şekilde oluşmuştur. En azından doğru serialize edilmiştir. Devam et. Layout'a ekle, sonucu göster. Sonuç, müthiş. Explorer kapandı. Orada bir bekleme oldu herhalde. İşlem başarılı. Chrome'da olmamasının sebebi ara bellekti. Silverlight bir plugin sonuçta. Birçok kez yaptığınız zaman bazen hata oluşturabiliyor. Yani sen aslında farklı bir şey yapmışsındır. Ama o ara bellekte o Silverlight'in zapını tutar verisini. Onu kullanmaya devam eder. O yüzden bizi şeye düşürmedi. Şurada breakpoint'i hiç getirmedi. Çünkü açmıştı sanki. Ama Internet Explorer'da bunu ilk kez çalıştırdığımızdan dolayı herhangi bir sorun olmadı. Firefox'ta da sorun olmaması gerekiyor. Geldi. Şimdi tekrar bir Chrome'a dönüyorum. Yine geldi. Bu şekilde dinamik oluşturabiliyoruz. Bunun aynısını hiçbir şey değiştirmeden VPF'de yapabilirsiniz. Direkt şu metodu al, VPF'e yapıştır, kullan. Ki ben bunu VPF için yapmıştım. Benim blogumda bununla ilgili detaylı bir açıklama var. Şu an anlatacağım işte Weave model katmanlı mimari nasıl çalışır? Onu da anlattığım bir şey var. Makale. Cihanusen.com'da VPF ya da XAML bölümünde bulabilirsiniz bunları.
takip edebilirsiniz bunu.